Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere balıklarımı ve kuşlarımın son durumunu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, vatoz balığımız öncelikle şurada her zamanki görevini yapıyor. Çöpçülerimizde akvaryumu temizliyorlar. Balıklarım gayet sağlıklı. Kılıç kuyruklar vesaire, dişi lepisteslerim falan, zebra, danyum ve turuncu aymalilerim çok sağlıklılar. Bir ara akvaryumda hiç parazit sorunu vardı ama aldığımız ilaç ve yemle çözdük olayı arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır, iki aydır parazit yok akvaryumda. Kılıç kuyruk erkeklerimiz bayağı güzelleştiler. Şurada benim favori erkeğimi sorarsanız, şu benim favori erkek kılıç kuyruğum. Şu bir tane daha var arkadaşlar. O da arkalarda dolanıyor işte. Akvaryumla ilgili birkaç bilgi vereyim sizlere. Bu arada bir ay oldu neredeyse. Akvaryumla ilgili video çek. En son çektiğim video bir ay öncemiş. 28 Nisan'da çekmişim arkadaşlar. Canlı bitki koyun akvaryumunuza lepistes besleyecekseniz canlı bitki de olur, plastik bitki de. Kayalar koyun birkaç tane ama çok fazla koymayın. Çok fazla koyarsanız balıklarınıza geçecek alan kalmaz arkadaşlar. Ben kayalar koydum. Bir de arkadaşlar rafya koyabilirsiniz üstlere. Ben bir ara koydum ama koyarım bir ara. Onun dışında arkadaşlar lepisteslerle aymoli türleri yaşar. Tetralar yaşar. Vatozlar. Çöpçüler. Ondan sonra şeyler. Kılıç kuyruklar. Platiler. Vesaire bir sürü böyle balık yaşar. Ama arkadaşlar sakın şu balıkları lepisteslerle getirmeyin. Özellikle bu balıkları. Birinci balık. Japon balığı. Lepisteslerinizin kuyruğunu yer ya da özlerini çıkartıyor arkadaşlar. Sakın ama sakın Japon balığıyla lepistes aynı yerde beslemeyin. Onun dışında iki. Ciklet balığı. Cikletler bunları çok fena saldırır. Vallahi bir ciklet koyarsanız akvaryuma, uyandığınızda bir bakarsanız akvaryum pert. Ne olmuş? Bütün balıklar ölmüş. Tek ne kalmış? Ciklet balığı. Böyle olmasını istemiyorsanız arkadaşlar, dediğim gibi ciklet balığıyla lepistes balığını aynı yerde tutmayacaksınız. Evet. Bu arada bir tane kılıç kuyruk bana bakıyor. 2 saattir. Onun dışında arkadaşlar bıçak balıklarını lepisteslerle aynı yerlere koymayın. Bıçak balığı da zarar verebilir. Yine astronot, papağan, frontoza gibi balıklarda böyle bunun gibi onları zarar verebiliyor. Köpek balığı isterseniz ama çok büyük değil, küçük köpek balıkları koyabilirsiniz. O da çok fazla değil. 2-3 tane koyarsınız. Bunun gibi bak var mı? 3 tane köpek balığı yeter küçük. Yani büyük beyaz köpek balığı diye anlamayın arkadaşlar. Pet shop'ta satılan köpek balıkları. Şimdi yavrulara geçelim. Ve bam çıkı bam bam çıkı bam bam. Arkadaşlar yavrularımızın son durumu böyle. Turuncu molu yavrumuz burada. Lepisteslerimiz de bayağı sağlıklı. Büyüdüler. Renk almaya başladılar. Erkek lepistes nerede? Bakalım. Erkek burada. Burada da diğer lepisteslerimiz var. Şurada 2 haftadan beri kalan artık bir yem kalmış. Yanlışlıkla büyük yemi vermiştim. İşte o var. Ve böyle küçük akvaryumdaki balıklar da çok sağlıklı. Ve şimdi konu kuşu ve bitkilerime geçiyorum. Evet arkadaşlar, bitkilerime geçelim. Çileklerimiz böyle yaprak açmaya devam ediyorlar. Ben kardeşimle ektiğim mandalinalarda böyle. Şöyle kocaman bir soğanımız var burada. Domatesimiz bayağı büyüdü. 2 domatesimiz var tabii. Domatesimiz demek
hakaret olup domateslerimiz olmalı. Bodrum güzel çiçeklerimiz de burada maşallah. Benim favorim mandalina ağacında burada. Arkadaşlar yavrularımız da orada baya sağlıklar, marul veriyorum her gün onlara. Bir tane yavrum sakat. Buradakiler değil ama. Ay, şu an bakan değil. Arkadaşlar burada Charlie son biberlerimiz çıktı. Yağmur yağıyor. Arkadaşlar görünmüyor olabilir. Şurada yeşiller, havuç, şunlar. Şunlar, havuç. Şurada salatalıklarımız da bayağı çıktı. 11 tane, Allah, yağmur yağıyor. Şurada köşedeki saksıda Charlie son biber. Şurada maydanozlarımız var. Evet arkadaşlar, bu video bu kadar. Beğenirseniz sevinirim. Bitki ekmemi istiyorsanız daha dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Çekinmenize gerek yok. Hemen gidelim. Bay bay. Nehirli Eğlence Vakti ve Kıvanç Boran Tersin oğlu kanalına abone olursanız sevinirim. Bay bay.